Hoş geldiniz. Sanayide sıfır atık ve döngüsel ekonomi uygulamalarının değerlendirilmesi webinarında sizlerle birlikteyiz. Aslında çevre ve sürdürülebilir kalkınma konusu TÜSİAD'ın en önemli öncelikli konuları arasında. Tabii ki son dönemde koronayla birlikte yaşadığımız risklerin ne kadar yakın olduğu ve kaynaklarımızın da ne kadar sınırlı olduğu gerçeği bizi bir kez daha belki tetikledi. Gündemimiz son dönemde ağırlıkla koronaydı, Covid-19'du ama artık yeni normale alışmamız gerekiyor. Yeni normali bir an önce inşa etmemiz gerekiyor hep birlikte. Biz de iklim değişikliğiyle birlikte çok önem verdiğimiz bir konuda sıfır atık ve döngüsel ekonomi konusunda yapmış olduğumuz çalışmaların, önerilerimizin, politika önerilerimizin, uygulama önerilerimizin yer aldığı bir tutum kağıdımız vardı. Onu sizlerle paylaşmak, birlikte istişare etmek için bu webinarı düzenledik. Sayın Bakanım, Sayın Başkan Yardımcım hoş geldiniz. Sayın Murat Özyeğin'i açılış konuşmaları için davet etmek isterim. Sağ olun Nurşah Hanım, çok teşekkür ederim. Kalemi getirdiniz. Buyurun. Bu organizasyon için çok emeğiniz var, teşekkür ederim, sağ olun. Değerli Bakanım, değerli konuklarımız, sizleri TÜSİAD Yönetim Kurulu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sanayide sıfır atık ve döngüsel ekonomi uygulamalarının değerlendirilmesi etkinliğimize hoş geldiniz. Yaşadığımız olağanüstü dönemde faaliyetlerimizde çevresel sürdürülebilirliği gözetmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kavradık. İş dünyası olarak lineer ekonomi modelinin ortaya çıkardığı riskleri daha yakından tanımaya başladık. Yaşadığımız olağanüstü dönemde faaliyetlerimizde çevresel sürdürülebilirliği gözetmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kavradık. BEF'in bir çalışması 2019 yılında 92 milyar tonun üzerinde ham maddenin proses edildiğini belirtiyor. Bu süreçte ortaya çıkan atıklar çevre ve insan sağlığı üzerinde önemli bir yüke neden oluyor. Döngüsel ekonomi işte bu noktada hem iklim değişikliği hem de kaynak tüketiminin yarattığı ekonomik ve çevresel risklere mücadele için en önemli araçlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Başta Avrupa Yeşil Mutabakatı olmak üzere son dönemde yaşanan gelişmeler yeşil büyümenin ekonomilerde giderek artan rolünü gösteriyor. En büyük ticaret ortağımız olan AB'nin benimsediği döngüsel ekonomi eylem planı hem iklim değişikliği ile mücadele hem de kaynak yönetimi açısından önemli tedbirler içeriyor. Hem çevreyi korumayı hem de tüketicilere yakın yeni haklar tanıyarak rekabetçiliği güçlendirmeyi amaç ediniyor. Bu eylem planı bir yandan Avrupa ekonomisini sürdürülebilir bir geleceğe uygun hale getirirken, diğer yandan AB'nin ticaret ilişkisinde olduğu ülkeleri de bu yönde ivmelendirme hedefi gidiyor. Değerli katılımcılarımız, tüm bu gelişmeler ışığında çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerinin adımlarından birisi olan sanayide sıfır atık yaklaşımına kritik önem atfediyoruz. Sıfır atık ve döngüsel ekonomi perspektivinde atığın ekonomiye kazandırılmasını güçlendirmemiz gerekiyor. Daha az atık üretirken daha fazla değer yaratmak, atık yönetimi politikalarını geliştirmek, ham maddeyi doğaya zarar vermeden etkin şekilde kullanmak, bu şekilde döngüsel ekonomiyi yeni ekonomi modeli haline getirmek, iş dünyası için önemli bir fırsat ve aynı zamanda gerekliliktir. Bu amaçla döngüsel ekonominin sağlayacağı çevresel faydaları, iklim mücadelesine katacağı gücü, ekonomide yaratacağı değeri dikkatle analiz etmeliyiz. Ulusal politikalarımızın gözden geçirilmesine yönelik bir yol haritasının uygulama etkinliğini arttırmada önemli bir rolü olacağına inanıyoruz. Türkiye'de döngüsel ekonomiye geçiş sağlayacak bu yol haritasını da hep birlikte hayata geçirmeliyiz. Avrupa Birliği'nin getireceği uygulamaları yakından takip edip ihracatının çok önemli bir kısmını Avrupa'ya gerçekleştiren ve daha büyük bir kısmını gerçekleştirmeyi hedefleyen ülkemiz sanayisini bu şartlara uygun hale hazırlamalıyız. Bu yöndeki değerlendirmelere katkı sağlamasını hedeflediğimiz sanayide sıfır atık ve döngüsel ekonomi uygulamalarının değerlendirilmesi TÜSİAD tutum belgesini bugün sizlerle paylaşacağız. Bu belgeyi hazırlayan TÜSİAD Enerji ve Çevre Yuvarlak Masası altında faaliyet gösteren Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubumuza bağlı Sıfır Atık Alt Çalışma Grubuna bu rapora sağlamış oldukları katkıları nedeniyle içtenlikle teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılarımız, konuşmamın son bölümünde TÜSİAD olarak Global Impact Türkiye ve SKD Türkiye işbirliğiyle oluşturduğumuz iş dünyası plastik girişimine de değinmek isterim.
Bu girişim ülkemizin plastik kirliliği ile mücadele çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Kasım ayında çalışmalarına 26 öncü şirketiyle başladı. Girişimde yer alan şirketlerimizin plastik taahhütlerinin belirlenmesi sürecine yardımcı oluyor ve kaydedilen ilerlemeyi düzenli olarak kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşarak farkındalığı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bugün itibariyle 44 şirkete ulaştığımızı memnuniyetle paylaşıyor. Sizleri de bu girişimin paydaşı olmaya davet ediyorum. Değerli katılımcılarımız, önümüzdeki dönemin en kritik politika alanlarından biri olacak döngüsel ekonomi konusundaki değerlendirmelere katkı sağlayacağına inandığım bu etkinliğimizdeki konuşmacılarımıza, panelistlerimize ve ilginiz için sizlere TÜSİAD adına teşekkür ediyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Çok değerli katkılarını bize sunacak olan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Sayın Hasan Büyükdede'nin bu etkinliğimizde bizlerle yer olması çalışmalarımızda bize çok büyük bir güç veriyor. Sayın Bakan Yardımcım, size en içten teşekkürlerimle açılış konuşması için davet ediyorum. İyi ki varsınız, sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın, bu odada böyle arkadan ışık geliyor. Diğer yerlerden bir arkadaşlarım da dinlensin diye bu odayı almıştık ama kamerayı sonra çekeriz. Daha belki ekranlardan zor görünüyordur. Bizim buradan karanlık görünüyor. İnşallah görünüyoruzdur. Efendim, ben de hem sıfır atıkla ilgili hem de döngüsel ekonomiye, daha doğrusu bir geri dönüşüm ekonomisine katkılarından dolayı TÜSİAD ailesine hakikaten çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim şu anda yapmakta olduğumuz sanayi bölgeleri ve sanayi tesislerinin hem ham madde ihtiyaçlarının karşılanması hem de atığın yeniden değerlendirilmesi, ekonomiye kazandırılması artık çok önemli bir hale geldi ve bizim de bakanlık olarak gerçekten üzerinde yoğun çalıştığımız konularımızdan biri haline gelmiş durumda. Sadece biz değil, aynı zamanda Çevre Bakanlığımızdan bilhassa Mehmet Emin Birpınar Bakan Yardımcımızla kardeş bakan yardımcılıkları olarak bir çalışma programı içindeyiz. İki bakanlık birbirleriyle çok yakın temasta ve sıfır atık projesinde özellikle birlikte çalışmak ve bir yol almak istiyoruz. Bu konuda sivil toplum kuruluşlarımızın bize yapacakları bütün katkılar bizi de çok mutlu edecektir. Onun için de bu programı hazırlayan arkadaşlarımıza, sunucularımıza, moderatörlerimize gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Biz de bu konuya katılan, bu toplantıya katılan arkadaşlarımızın bize katkılarını burada biz de not edeceğiz ve birlikte çalışmaktan son derece mutluluk duyacağız. Gerçekten şu anda biz de hem sanayi bölgelerimiz, organize sanayi bölgelerimiz olsun, onun dışında kalan endüstri bölgelerimiz olsun ve diğer sanayi tesislerimiz olsun, bunların gerek coğrafi alanda yer seçimi konusunda, gerekse konu seçimi konusunda bizim bu tesislerin atıklarının ve enerji kullanımlarının bizim iklimimize yapacağı tesirleri, oradaki insanlarımıza yapacağı tesirleri son derece titizlikle ele alıyoruz. Hatta bir konuda Tema Vakfı ile ortaklaşa çalışıyoruz. Onlarla bir araya geliyoruz. Oradaki yönetici arkadaşlarımızla istişare ediyoruz. Yeni bir yatırım uygulanacaksa veya projelendiriyorsak çevre ile ilgili sivil toplum kuruluşlarında şu ana kadar hepsiyle bir araya gelip ortaklaşa bir karar almaya gayret ediyoruz. Emrivaki yapmamaktan son derece kaçınıyoruz. Ve dolayısıyla da Türkiye'miz, sınırlarımız belli. Bu sınırların içerisindeki hem sularımızın, hem derelerimizin, hem göllerimizin, denizimizin, topraklarımızın en verimli kullanılması ve atıktan etkilenmemeleri, çevrenin bozulmaması bizim
bakanlık olarak da dikkate aldığımız, özellikle sanayi bölgeleri seçiminde çok titizlik gösterdiğimiz konularımızdan bir tanesi. Özellikle son zamanlarda gerçekten Türkiye bir cazibe merkezi haline geldi. Ve çok miktarda yabancı talepler de var iç piyasadan. Birçok oldukça büyük yatırım talepleri de var. Ve bu yatırım taleplerinin her birini incelerken çevre etkisini mutlaka Çevre Bakanlığımızla, Tarım Bakanlığımızla beraberce değerlendiriyoruz. Orada zaten her tesisin kuruluş aşamasında neredeyse 20'ye yakın kurum ve kuruluştan da o konuyla ilgili bir bilgi soruyoruz. Son değerlendirmeyi bakanlığımız yaparken de olabildiğince o yapılacak tesisin lojistiğinden başlayarak, çevreye etkisinden başlayarak bu bölgede bir kirlenmeye yol açmamasını, yol açacaksa bunun yapacağı yeri ona göre seçmemiz gerektiğini tespit etmeye gayret ediyoruz. Tabii bu gün geçtikçe artık Türkiye'deki tesislerin ebatları da büyümeye başladı. Ham madde talepleri çok büyüdü. Özellikle plastik sektöründe, kağıt sektöründe, cam sektöründe, çelik endüstrisinde ve gıda endüstrisinde hatta yapılacak enerji sektörüyle alakalı yatırımlarda bizim bakanlık olarak son derece titiz olmamızı gerektirdi. Dolayısıyla da bu titizliği hem yer seçimi yaparken hem onların kullanacakları su ihtiyacının giderilmesi ve atık sularının nereye kanalize edileceğinin belirlenmesi konusunda son derece titiz bir seçim yapıyoruz. Eğer bu çevreyle ilgili bir sorun olacak, oluşturacaksa o arada Metin Durup kardeşim Tema Vakfı Başkan Yardımcısıyla yakın bir ilişki içindeyiz. Tema Başkanımızla da öyle. Oturuyoruz. Hakikaten bu olabilir, olamaz. Şurada doğal gaz kullanalım, şurada kömür kullanalım. Cevherden mi çelik elde edelim, ithal mi edelim, hurdasını ne yapalım? Bunları teker teker çevremizle beraber düzenlemeye çok özen gösteriyoruz. O da geçmişe göre yeni yapılan tesislerimizde de hissediliyor. Belki farkındasınız. Birçok TÜSİAD üyesi arkadaşımız da yeni yatırımlarında bir araya geldiğimizde de bunları kendileriyle de çok yakinen tartışıyoruz. Hem TÜSİAD'la tartışıyoruz, MÜSİAD'la tartışıyoruz, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla tartışıyoruz. Onların da yatırımlarında bu çevre dengesi, atık dengesi ve geri dönüşümün nasıl yapılacağı konusu bizi son derece ilgilendiriyor. Onun için de bu toplantı bizim için de çok bize fikir verecek, girdi verecek bir toplantı olacaktır. Bunu tertip ettiğiniz için teşekkür ederek ben burada sözlerimi bitirmek istiyorum ki arkadaşları dinleyebilelim. Sonuçta gene tekrar konuşmak isteriz. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, istişare, işbirliği, titizlik, çevre, Tema gibi kıymetli bir vakıfla işbirliğiniz, bir yandan Tema'nın kurucuları da TÜSİAD'ımızın da kurucuları. Bu anlamda orada iş dünyasının da hakikaten bu istişaredeki birlikteliği, bizler için tüm bu söyledikleriniz çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz açılış konuşmanız için. Sanıyorum bu noktada Nurşen Hanım'a moderasyon için söz vereceğim. Çok teşekkür ederiz paylaşımlarınız için efendim. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Ben de heyecanla çalışmaları dinlemeyi bekliyorum efendim. Sayın Bakanım, Murat Bey, çok teşekkürler açılış konuşmalarınız için. Şimdi hazırlıklarını hazırladığımızı belirttiğimiz tutum kağıdımızı yine bu çalışmaların koordinasyonunu yapan Özgür Bey vasıtasıyla sizlere sunmak istiyoruz. TÜSİAD Sıfır Atık Alt Çalışma Grubu Başkanı Özgür Öztürk sizlerle çalışmamızın, tutum kağıdımızın içeriğini paylaşacak. Özgür Bey, buyurun. Çok teşekkür ederim. Sayın Bakanım, değerli panelistler ve katılımcılar, Murat Bey, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize saygılarımı sunuyorum.
TÜSİAD Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi alt çalışma grubu olarak hazırladığımız tutum belgesini, ana hatlarını evet sizlerle paylaşacağım. Ben başlamadan önce özellikle bu tutum belgesinin hazırlanmasında destek veren tüm şirketlere, tüm arkadaşlarıma ve özellikle de önemli desteği için Sayın Oğuzhan Akınç Bey'e çok teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Evet, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin görevi. Bunu başarabilmemiz için kaynak verimliliğini sağlamamız, atıklarımızı azaltmamız, atığın kaynağında ayrıştırılmasını sağlamamız ve geri kazanım, geri dönüşüm oranını arttırarak depolama oranını dönüştürmemiz esastır. Türkiye sanayi sektörü uzun yıllardır gerek geri dönüşüm, gerek alternatif yakıt ve hammadde kullanımı ve gerekse endüstriyel simbiyoz gibi etkin ve iyi uygulamaları başarıyla yürüterek önemli miktarda atığı Türkiye ekonomisine kazandırmıştır. Ancak bunu yeterli görmüyoruz. Bunun artması arzusundayız ve bunun artması için teşvik ve destek mekanizmaları ile mevcut mevzuatımızda bir takım geliştirilmelerin yapılmasını önemli buluyoruz. Bu teşvik, destekler ve mevzuat iyileştirmelerinin aynı zamanda sanayimizin özellikle yurt dışındaki rekabet gücünü arttıracağını önemli ve vurgulamak istiyorum. Özellikle Paris Anlaşması'ndan sonra düşük karbonlu gelecek yolunda atık yönetiminin, atık azaltmanın ve geri dönüşümün önemi son derece artmış bulunmakta. Avrupa Birliği 2050 yılında ilk iklim nötr kıta olma hedefiyle Yeşil Mutabakat Belgesi'ni ve hemen akabininde bununla bağlantılı olarak Döngüsel Ekonomi Eylem Planı'nı açıkladı. Bu plandaki en önemli hedeflerden, en çok dikkatimizi çeken hedeflerden bir tanesi 450 milyon ton karbon emisyonunun 2030 yılına kadar azaltılması hedefidir. Burada Avrupa Birliği'nin düşük karbonlu gelecekte atık yönetimi azaltılması ve geri dönüşümü çok merkeze koyduğunu görmekteyiz. Bir başka hedef, kritik ve önemli bir hedef de Avrupa Birliği ülkelerinde genel olarak belediye atıklarının 2030 yılında %65'inin geri dönüşüme gönderilmesidir. Ülkemizde ise bugün belediye atıklarının sadece yaklaşık %13'ünün geri dönüşüme gönderildiğini bilmekteyiz. Ulusal Atık Yönetim ve Eylem Planımızda 2023 yılı için belirlenen hedefimiz %35'tir. Bu önemli bir artıştır. Ancak takdir edersiniz ki daha uzun vadeli ve zorlayıcı hedefler koymak üzere Ulusal Eylem Planımızın güncellenerek Avrupa Birliği gibi daha yüksek miktarlarda geri dönüşümü hedeflemesini sağlamak isteriz. Bu noktada politika önerilerimizden birincisi stratejik planlama noktasındadır. Ben burada tekrar mevzuat gelişimi ve atık ile ilgili yönetmeliklerimizin kesişen noktalarda uyumunun sağlanmasının gerekliliğini vurgulamak isterim. Buna örnek olarak sıfır atık yönetmeliği ile ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliğini örnek olarak vermek isterim. Mevzuatımızda ekotasarım, araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarının artmasını sağlayacak düzenlemelere ihtiyaç vardır. Burada vurgulamak isteriz ki sıfır atık yönetmeliği Türkiye için hakikaten çok önemli bir adımdır. Belediyelerimizin etkinliği ve bu yönetmelik gerekliliklerini en etkin şekilde yerine getirmeleri yönetmeliğin ve projenin dışarıya ulaşmasında kritik bir unsur olacaktır. Bu noktada belediye ve sanayi işbirliğinin artacağını ve önemli noktalara geleceğini beklemekteyiz. Karışık belediye atıklarının kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme tabi tutulması, kalanının mekanik ayırma tesislerinde işlenerek enerji geri kazanımı amacıyla çimento fabrikaları gibi tesislerde kullanılması, depolanacak atık miktarını azaltacak ve ekonomimize önemli bir katkı sağlayacaktır. Bir diğer husus, endüstriyel simbiyoz uygulamaların arttırılmasına yönelik düzenlemelerdir. Bu noktada çok üstünde durduğumuz yan ürün başvurularının kolaylaştırılması ve yan ürün tanımında
atıklara fiziksel işleme ek olarak kimyasal işlem yapıldığında da yan ürün başvurularına izin verilmesini ön planda tutmaktayız. Bu anlamda atık yönetimi yönetmeliğinin ilgili maddelerinin revize edilmesi kolaylaştırıcı unsur olacaktır. Hepimiz hemfikirizdir ki atığın kaynağında yönetilmesi ekonomik, maliyet ve etkinlik açısından, verimlilik açısından ana husustur. Bu noktada ülkemizde oldukça yaygın bulunan organize sanayi bölgelerindeki büyük potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. İlgili mevzuatta geri kazanım ve dönüşüm tesislerinin organize sanayi bölgeleri içinde kurulmasının önemi açılırsa ciddi oranda bir ürün üretiminde kaynaklanan atıkların ekonomiye kazandırılabileceği ve geri dönüşme tabi tutulacağı kesindir. Bir diğer husus da üretimde geri dönüştürülmüş malzeme kullanımının arttırılmasıdır. Bu yönde özellikle Avrupa Birliği'nde son dönemde örneğin otomotiv sanayinde yapılan uygulamaları görmekteyiz. Otomotiv sanayinde üretimde kullanılan belli malzemelerin içinde belirli oranda geri dönüştürülmüş malzeme kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Bu geri dönüşümün etkinliğini arttırdığı gibi tabii depolamaya gidecek olan malzeme miktarını, atık miktarını da azaltacaktır. Ülkemizde de Avrupa Birliği'nde olduğu gibi bu uygulamanın başlatılması ve geliştirilmesini önemsiyoruz. Aynı zamanda yeşil kamu ihale usulleri gereğince geri dönüştürülmüş malzeme ürünlerinin teşvik edilmesini öneriyoruz. Tabii burada sanayimizin de üzerine düşen görevlerden bir tanesi özellikle üretim esnasında, üretim proseslerinde yaşam döngüsü analizi uygulamalarını arttırmak ve proses ve ürünün çevresel etkisini ortaya koymaktır. Bir başka nokta sıfır atık uygulamaları ile ilgili teşvikler noktasındadır. Gerek çevre kanunumuzda, gerek ilgili yönetmeliğimizde yapılan atıflarla sıfır atık uygulamalarını ve genişletilmiş üretici sorumluluğunu gerçekleştirmiş şirketlere örneğin YAKAP uygulamasından belirli oranda muafiyet verilebileceğini düşünmekteyiz. Bu arada bir kritik hususta çok önemsediğimiz sıfır atık uygulamasında sıfır atık belgesinin diğer ülkelerde gördüğümüz Zero Waste to Landfill, The True Zero Waste Certification gibi daha nitelikli belge haline dönüştürülmesidir. Açıkçası bu tip belgenin bu yönde değerinin arttırılmasının üreticilere önemli bir teşvik sağlayacağını ve atık yönetimi açısından önemli adımlar atacağını öngörüyoruz. TÜSİAD olarak sanayide sıfır atık yaklaşımını stratejik önceliğimiz olarak benimsemekteyiz. İklim değişikliği ile mücadelede atık yönetimini önemli bir adım olarak görüyoruz. Türkiye, atığın kaynak olarak kullanımını arttırarak ekonomiye kazandırılmasını hızlandırmak üzere mevcut ulusal politikalarını güncellemeli ve uygulama sürecini bugün olduğu gibi etkin bir şekilde devam ettirmelidir. Sayın Bakanım, değerli katılımcılar, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Özgür Bey. İzninizle bir sonraki kısma geçmek istiyorum. Bu konunun uygulaması tabii ki çok farklı paydaşların çok etkin çalışmasına, bir sinerjiyle birlikte hareket etmesine tabii ki bunun içinde güçlü politikalara da ihtiyaç var. Biz de bunu ele almak üzere hem farklı paydaşları bir araya getirmek hem de farklı unsurları birlikte tartışmak istedik. Çok farklı alanlarda konuya değinmek üzere bir panelimiz var. Panelimizin moderasyonunu TÜSİAD'ın Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu'nun başkanı Fatih Özkadı yapacak. Kendisini davet ediyorum. O da panelistlerimizi davet edecek. Hoş geldiniz. Nurşen Hanım, çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Başkanım, tekrar saygıyla selamlıyorum hepinizi. Umarım network ve benzeri kaynaklı bir iletişim sorunu yaşamam. Öyle bir problem olduğunda Nurşen Hanım'ın devreye girip bana yardımcı olacağını düşünüyorum. Müsaadenizle kıymetli katılımcılarımızı size anons etmek istiyorum. Doçent Doktor Birol Ekici, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri,
Şadiye Bilgiç Karabulut, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık ve Atık İşleme Daire Başkanı. Zinet Berna Orhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tüketim ve Tüketici Ürünleri Dairesi Başkanı. Aylin Alagöz, Katı Atık Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Emre Oğuz Öncül, EBRD Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği Yöneticisi. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Ben panelde ilk soruyu izninizle Birol Bey'e vermek istiyorum. Aslında az önce Özgür Bey de ifade etti. Belediyeler TÜSİAD olarak, TÜSİAD üyeleri olarak bizim için çok önemli bir paydaş. Burada ben izninizle şu soruları Birol Bey'e aktarmak istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın başlattığı Sıfır Atık Projesi, kamu ve özel sektör kuruluşlarının atık bilgilerinin kontrol ve denetlenmesini sağlaması anlamında oldukça kıymetli bir proje. Bu noktada Sıfır Atık Projesi belediyelerde nasıl uygulanıyor? Bu konuda bize bilgi verebilir misiniz? Bir diğer sorum, buna ek olarak bunun dışında belediyelerin kendi sıfır atık projeleri var mı? Bununla ilgili iyi örnekler varsa, iyi örnek projeler bizimle paylaşabilir misiniz? Ve son olarak sıfır atık projesiyle birlikte halkın farkındalık seviyesinde değişikliği nasıl buluyorsunuz? Atıkların kaynağında ayrılması ve geri dönüşümü oranında bir artış söz konusu oldu mu? Birol Bey, sözü size bırakıyorum. Buyurunuz. Çok teşekkür ederim. Ben de konuşmama başlamadan önce Sayın Bakanımızı, Murat Bey'i, Nurşen Hanım'ı, Fatih Bey sizleri ve Aylin Hanım'ı, Şadiye Hanım'ı, Emre Bey'i, Zinet Hanım'ı saygıyla selamlıyorum. Ve bizi dinleyen diğer herkese de buradan saygılarımı sunuyorum. Bir defa tabii ki Sayın Emine Erdoğan başka himayelerinde başlatılan sıfır atık çalışmaları gerçekten ülkemizde çok büyük yankı buldu ve bütün belediyelerimiz 12 Temmuz 2019'da çıkarılan Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle tekrar bu çalışmalarına bir hız verdiler. Ve bugün 1389 belediyemizin, Türkiye'de 1389 tane belediye var. Bunların tamamı sıfır atıkla ilgili olarak çalışmalar yürütüyorlar. Aslında katı atık biliyorsunuz belediyelerin hem imtiyazı hem de görevidir. Yani katı atığı başka birisi toplayamaz normalde. Şehirlerdeki katı atıkların, evsel atıkların toplanması belediyelerin görevidir. Organize sanayi bölgeleriyle havalimanlarında ise organize sanayi bölgesi yönetimi ve havalimanı yönetimi bu konuda yetkili. Şimdi tüm dünyadaki bu çevre konusunda ve özellikle nüfusun artmasıyla birlikte artması ve milli gelirimize bağlı olarak atıkların artmasıyla birlikte belediyelerimiz dünyadaki gelişmeleri yakinen takip ediyorlar ve bizim belediyelerimiz de dünyaya eş değer yeni uygulamaları hayata geçiriyorlar. Bir defa şunun altını çizmek istiyorum. 1984 yılında başlayan büyük şehir yapılanması ilk Ankara, İstanbul, İzmir'de kurulmuştur. Daha sonra bugün itibariyle 30 büyük şehir vardır ülkemizde ve 30 büyük şehir halkımızın %77.47'sine hizmet vermektedir. Büyük şehirler bir defa kendi katı atık yönetim sistemlerini kurmuş bulunmaktadırlar. Ve birçoğunun bugün itibariyle Avrupa'nın en modern katı atık sistemlerini hayata geçirmiş. Yani dünyanın en modern katı atık yönetim sistemleri ve katı atık tesisleri vardır. Artık bir önceki görevimin Antalya Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği olması hasabıyla atıktan artık hem enerji üretiyoruz hem de gelir elde ediyoruz. Yani atık çöp altındır ifadesi bizim için de hayata geçmiş durumdadır. Yani çöp bir efendim atılması gereken bir malzemeden ziyade değerlendirilmesi gereken bir kıymettir şeklindeki anlayış bugün bütün büyükşehir belediyelerimizde geçerlidir ve çok
modern tesisleri vardır büyükşehir belediyelerinin. Bunun yanı sıra modern birliklerle, birlikler vasıtasıyla da 3 tane birliğimiz var. Yozgat'ta bunun en güzel örneği var. Yozgat büyükşehir olmamasına rağmen büyükşehir Yozgat ilinde Katatık Birliği vardır ve burada o birliğe belediyeler birlik kurarak da hizmetlerini sunabilirler. Birlik vasıtasıyla da katatıklarını toplayıp değerlendiren belediyelerimiz var. Şimdi 12 Temmuz 2019'da çıkan bakanlığımızın yönetmeliği bir defa bence bir milat oluşturdu. Ve bu yönetmelikte büyükşehir ilçe belediyelerimiz için bu yıl sonuna kadar, 2020 yılı sonuna kadar sıfır atık yönetim sistemlerini kurmaları ve atıkları asgari olarak iki ayrıştırmış şekilde toplamaları için bir orada süre verildi. Gelecek yılda büyükşehir ilçe belediyeleri ve il belediyeleri sorumlu. 2022-2023 sonunda da tüm belediyelerin ve il özel idarelerin, tüm mali idarelerin sıfır atık yönetim sistemine geçmesi 2022 sonunda ve 2023'te tüm ülkede sıfır atık yönetim sistemine geçilmiş olması hedeflenmekte. Bununla bu hedeflerle birlikte biz de Türkiye Belediyeler Birliği olarak, Türkiye Belediyeler Birliği 1389 Türkiye'deki tüm belediyelerin üyesi olduğu bir kamu kuruluşu ve bizim tabii ki kendi yönetimimiz, başımızda Fatma Şahin hanımefendi var, kendisi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Bizim hem encümenimiz hem yönetim kurulumuz ve de bir meclisimiz var. Burada sıfır atığa bakanlığımızın koyduğu süreden önce geçilebilmesi amacıyla bir proje başlattık biz de ve bir komisyon kurduk. Bu komisyonumuzun değerli hocamız Aylin Hanım da üyesidir. Onun da çok değerli katkıları var ve bu yıl 12 Şubat tarihinde bir yarışma başlattık. Yarışmayla sıfır atık konusunda efendim yaygınlaştırılabilir, etkisi yüksek, sürdürülebilir ve uygulanabilir projelerini sunan kişilere öncelikle bir 500 bin lira bir belediyeler birliğinden bir destek, 30 belediyeye, daha sonra da bir yıl içerisinde projeler uygulandıktan sonra da her bir belediyeye 5 milyon, birinciye 5 milyon, ikinciye 3 milyon ve üçüncüye 2 milyon olmak üzere bir yarışma açtık. Bu yarışmaya belediyelerden çok büyük ilgi gösterildi. Bizim sadece bu alanda değil yarışmamız. Daha önce akıllı şehirler konusunda da yarışmamız vardı. Şimdi hareketlilik kavtası nedeniyle bugün sabah yine bir toplantı yaptık. Burada yine Belediyeler Birliği yönetimimiz bize alanımın yayılması için de belediyeler arasında bir yarışma yapmamızı, yani çevreyi destekleme açısından bir yarışma yapmamızı ve bunda da yine mali olarak projelerin desteklenmesi için bir talimat verdi. Bu çerçevede 328 tane belediyenin projesi şu anda bize gelmiş bulunmaktadır ve Aylin Hanım jüri üyemiz, aynı zamanda jüri üyelerimiz bu projeleri değerlendiriyorlar ve bir bu jürimizin değerlendirdiği ve efendim uygun, ödüle uygun gördüğü belediye projelerine ödül vereceğiz. Belediyelerimizin projelerine baktığımız zaman şu anda gerçekten birbirinden çok daha ilginç projelerin olduğunu görüyorum. Şu anda değerlendirme aşamasında olduğu için daha çok bir gruplandırma yaptım burada anlatmak üzere. Belediyelerimizin projeleri daha çok şeylerin yaygınlaştırılması için, sıfır atığın yaygınlaştırılması için eğitim faaliyetlerine yönelik projeler var. Sıfır atığın modern bir şekilde atıkların 14 esasında belediyeler biliyorsunuz şu anda yeşil bidon, yeşil konteyner ve gri konteyner olmak üzere asgari ikili ayrımla 144, şu rakamı da vermek istiyorum, belediyelerimizden bugün itibariyle 519 büyükşehir ilçe belediyemiz var demiştim. Bunlardan 144 tanesi sıfır atık uygulamasına geçmiş bulunmaktadır ve biz bunlardan projelerini de topluyoruz. Gün be gün takip ediyoruz. Çok güzel projeler yürüten belediyelerimiz var. Bu çerçevede gerçekten enteresan örnekler vermek istiyorum. Şimdi atık çağrı merkezi kuran belediyemiz var. Yani değerlendirilebilir, geri dönüştürülebilir atığı olan kişi çağrı merkezini aradığı zaman gidip o atıkları alan belediyemiz var. Efendim, belediyelerimizin çoğu zaten kendisine, halkımıza ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına
sıfır atık kutuları ve konteynerları verme konusunda bir seferberlik başlatmış bulunmaktadır ve bu konuda hepiniz görüyorsunuz. Sıfır atık konteyneri dağıtma konusunda belediyelerimiz gerçekten bir hem seferberlik başlatmış hem de bu konuda bir kahramanlık destan yazmış bulunmaktadırlar. Afiş, billboard ve sosyal medya üzerinden müthiş bir tanıtım yapıyorlar. WhatsApp grubu kuran belediyelerimiz var. Hepimiz görüyoruz kullanılmış giysi, kumbaraları gerçekten basit gibi görünüyor ama kıyafetlerin yeniden değerlendirilmesi konusunda ve dar gelirli vatandaşlarımıza tekrar ulaştırılması konusunda çok güzel projeler yürüten belediyelerimiz var. Enteresan bir şeydir. Bayat ekmek kutusu koyan belediyemiz de var. Efendim biliyorsunuz ki bu sıfır atığa geçiş ve poşet kullanımının azaltılması çerçevesinde neredeyse 1000'in üzerindeki belediyemiz bez afişler ve fileler, bez kaseler ve fileler hazırladılar. Vatandaşlarına dağıttılar ve sıfır atık projesini böylece iyi bir şekilde desteklemiş oldular. Elektronik atık toplama yarışması yapan belediyelerimiz var. Efendim öğrencilere sıfır atık tesislerini gezdiren entegre katatık tesislerini gezdiren belediyelerimiz var. Sokak toplayıcılarına yönelik sosyal programlar yürüten belediyelerimiz var. Bunları destekliyorlar. Bazen bunları istihdam ediyorlar. Sıfır atık konusunda kitap hazırlayıp dağıtan belediyelerimiz var halka. Efendim sıfır atıktan bayat ekmekten pasta tarifi kitabı hazırlayan belediyemiz var. Yani bunları enteresan örnekler olduğu için anlatıyorum. Çok etkili ve yaygın olmayabilir ama böyle bir çalışma yapan belediyemiz de var. Sokak hayvanlarını besleyebilmek için bir belediyemiz mamamatik kurmuş. Yani oraya götürüp plastik atığınızı verdiğiniz zaman size sokak hayvanına vermek üzere mama veren makine kuran belediyemiz var. Efendim bunun yanı sıra otobüs, tiyatro bileti veren yine ekmeğini çöpten çıkar diye projeyi yapan 5 kilo geri dönüştürülebilir atık geldiği zaman ekmek veren belediyemiz var. Yani bu projeler gerçekten çok enteresan. Çevre Şehircilik Bakanlığımızın başlattığı bu yönetmelik kapsamında çalışmalarla birlikte Çevre Şehircilik Bakanlığımızın önderliğinde çok farklı projeler yürüten belediyelerimiz var. Bunların sayılarını az önce söyledim. 328'e varıyor. Aslında belediyelerimiz tabii ki 32 milyon ton atığı topluyor ve bunların 12.3 milyon tonu, %12'si, %13'ü, az sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan Şadiye Hanım da söyleyecektir, %13'e yakını geri kazanım tesislerine götürülüyor. Bunların oranlarını inşallah Çevre Şehircilik Bakanlığımızın önderliğinde ve sanayicilerimizin önderliğinde %75'e inşallah önümüzdeki dönemde çıkarırız diye temenni ediyorum. Benim bu aşamada söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize saygılar sunuyorum. Birol Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli görüş ve değerlendirmeniz için. Şimdi bir taraftan sorular da geldi ama izninizle panelimizi tamamlayıp ardından kalan süreyi de dikkate alarak size bazı sorularımız da olacak. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık ve Atık İşleme Daire Başkanımız Sadiye Bilgiç Karabulut Hanım'a dönmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz. Efendim size izin verirseniz şu soruları yöneltmek istiyoruz. Bakanlığımızın yürütmekte olduğu sıfır atık projesinde son dönemde yaşanan çalışmaları bize aktarma imkanınız olur mu? Ayrıca sıfır atık çalışmalarının daha verimli olması için paydaşlara teşvik verilmesi konusunda bir takım özendirici çalışmalarınız var mı, olacak mı? Atık yönetimi yönetmeliğinde yan ürün olarak değerlendirilebilecek atıklara sadece fiziksel işlem yapılması halinde onay veriliyor bildiğiniz gibi. Halbuki endüstriyel simbiyozun daha etkin uygulanması için özellikle Sayın Bakanımızın yeni endüstriyel merkezlerin kurulması ile ilgili çalışmalardan söz etti. Burada endüstriyel simbiyoz konusu çok etkin olacak. Burada uygulamaların daha kıymetli olması için yan ürün başvuru kriterlerinde
değişiklik yapılması söz konusu olabilir mi? Örneğin atıklara fiziksel veya kimyasal işlemler yapılması halinde atık olarak addedilmesi ve yan ürün başvuru yapılmasına onay vermeniz bakanlığımız olarak mümkün olur mu? Son olarak yoğun gündemimiz biliyorsunuz GECAP konusu. GECAP yönetmeliğinin ardından diğer ilgili atık yönetmelikleri de revize edilecek mi? Özellikle atık elektrik elektronik eşya yönetmeliği, pil yönetmelikleri için revizyon olursa hangi tarihte yayımlanacağı öngörülmektedir? Bunu çalışma grubu üyelerimiz merak içinde. Bu soruları size sormak istiyorum. Sözü size bırakıyorum. Buyurunuz Sayın Başkanım. Teşekkür ederim Fatih Bey. Öncelikle Sayın Bakanımızı ve kıymetli katılımcıları ve TÜSİAD temsilcilerini saygıyla selamlıyorum. İlk sorudan başlamak istiyorum. Sıfır atıkla ilgili biz neler yaptık, neler yapıyoruz? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Aslında sunumlarda da dile getirildi. Biliyorsunuz ki Temmuz 2019'da yönetmeliğimiz yayınlandı. Sıfır atık yönetmeliği ve sıfır atık yaklaşımı aslında bir sadece kumbara konteynerden ibaret değil. Yani bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bilhassa işte belediye atıkları için bunu söylemek istiyorum. Sıfır atık yaklaşımı ve yönetmeliğimizin ruhu aslında atığın en başta önlenmesi ve atık miktarının azaltılması ile çok bağlantılı. Bunun içerisinde israfın önlenmesi, yeniden kullanılabilir ürün tasarımlarının yapılması, ürünlerin onarılması ve tekrar kullanımına elverişli olması, yine gıda atığıyla ilgili gıda atığının önlenmesi, gıda bağışının teşvik edilmesi, diğer yandan özellikle sanayi atıklarında işte dönüşümsel ekonomi yaklaşımı çerçevesinde endüstriyel simbiyoz uygulamaları, bunların hepsini içeren bir yaklaşım aslında sıfır atık. Dolayısıyla hani şu anda neler yapılıyor dersek işte sadece ikili toplama ya da işte atıkların ayrı toplanmasıyla kısıtlı bir yönetmek ya da yaklaşım değil. Yine atık önleme azaltım boyutunda direkt yönetmelikte yazan şeyi söylüyorum. Yeterli olandan fazla ambalaj kullanılmaması. Mesela bu da aslında bir yandan GECAP'la da bağlantılı bir konu. Ürün üretiminde tehlikeli madde kullanımının azaltılması ve geri dönüşümü mümkün olmayan ürünlerin üretilmemesi. Yani bu baktığımızda döngüsel ekonomi paketi, hatta yeni Mart ayında yayınlanan yeni döngüsel ekonomi paketiyle de oldukça uyumlu bir yönetmelik olduğunu görüyoruz. Yönetmelik çerçevesinde biz yayınlandıktan 6 ay sonra Ocak'tan itibaren belgelendirme sürecine başladık. Burada sıfır atık sistemi kuran yerlere temel seviyede belge veriliyor. Tabii temel seviyede belge için kriterlerimiz çok minimumda. Yani atık önleme ve azaltma ile ilgili çok fazla bir kriterimiz yok. Öncelikle bir sıfır atık ekibinin oluşturulması, bu işle ilgili eğitim verilmesi ve de atıkların ayrı biriktirilmesi, uygun renk skalasına ve etiketlemeye uygun şekilde yapılarak atıkların ayrı biriktirilmesi yeterli temel seviyede belge alabilmek için. Bu belge alması gereken yerler ve geçiş takvimleri yine yönetmeliğimizin ekinde var. Burada tabii sanayi işletmelerimiz ve OSB yönetimlerimiz de var. Biz Kasım ayında bir çalışma başlattık. Yani bu sıfır atık sistemi nasıl kurulabilir? Bütün bu paydaşlara, hedef kitlelere özgü kılavuzlar hazırlayalım diye. İlgili kurum kuruluşları davet ettik, STK'ları davet ettik, işletmeleri davet ettik ve bir 11 adet kılavuz hazırladık. Böyle bir çalışma başlattık. Kılavuzlarımızda bütün artık son rötuşları yapılıyor. Yani çok yakında yayınlanır diye düşünüyoruz. Burada yine şeyi göreceksiniz, yani OSB sanayi kılavuzunu göreceksiniz. Orada sıfır atık nasıl kurulur diye. Ancak tabii bunun bir adım ötesi nedir? İşte buradan nitelikli belgeye kısaca bahsetmek istiyorum. Nitelikli belge kriterlerinin ortaya konması ve bir sanayi işletmesi atık nasıl azaltılabilir, proses atıklarıyla ilgili neler yapılabilir, bunların ortaya konması lazım. Şu aşamada tabii bu kılavuzda onları göremeyeceksiniz. Burada da aslında sanayi ile işbirliğimizin çok önemli olduğunu ben vurgulamak istiyorum.
Şimdi baktığımızda TÜSİAD üyesi firmalarımız da böyle. Oldukça büyük firmalar. Çoğu dışı merkezli ya da ortaklı. Dünya çok hızlı değişiyor ve baktığımızda birçok firmanın kendi sektörüyle ilgili sürdürülebilirlik raporları hazırladığını görüyoruz. Malzemelerin yaşam döngüsü analizlerini ortaya koyduklarını görüyoruz. Ama bizim sanayicilerimiz bu konuda belki Sanayi Bakanlığımızla daha rahat ilişkiler ya da daha iyi ilişkileri var ama Çevre Bakanlığı'yla bu konuda açıkçası çok sıkı bir çalışma yürüttüğümüzü ben söyleyemeyeceğim. Yani bu noktada bir eksikliğimiz var. Bizim de tabii ki bütün sektörleri hakim olmamız ve çalışmamız, bu çalışmaları ortaya koymamız da mümkün değil. Yani Sanayi Bakanlığımızla da işbirliği içerisinde biz sanayide sıfır hata nasıl ulaşabiliriz? Nasıl daha döngüsel ekonomiyi yakalarız? Nasıl ürünlerin tasarımından ve üretiminden başlayarak atık önleme ve azaltımı nasıl gerçekleştirebiliriz? Ortaya koymalıyız ki bu kriterlere bağlı olarak da teşvik mekanizmalarını geliştirebilelim. Buradan hemen diğer sorunuza geçmek istiyorum. Şimdi teşvik konusunda biliyorsunuz Çevre Kanunu'nun 2018 yılının sonunda yapılan değişiklikte bu böyle bir yol açıldı aslında. Yani sıfır atık sistemi kuran yerler, bunlar işte belediyeler ve orada işletmeler ifadesi de var. Teşvik maddesi altında teşvik verilebileceği ifade ediliyor. Ama tabii bu mekanizmanın çok doğru kurgulanması ve amacına uygun işletilmesi gerekiyor. Onun için de bazı az önce bahsettiğim çalışmaları yapmamız lazım hep beraber işbirliği içerisinde. Diğer sorunuz yan ürünle ilgili sorunuza geleyim. Şimdi atık yönetim yönetmeliğinde yan ürün kavramı var. Yani bir sanayici bir sanayicinin atığını başka bir sanayici bizim iki tane aracımız var mevzuatımızda yer alan. Bir tanesi yan ürün, diğeri de alternatif ham madde. Alternatif ham maddede bazı sektör kısıtlamaları var. Yan üründe ise böyle bir şey yok ama o da çıkan ürünün standardına bağlı. Biraz hani prosedür olarak yani sorulan sorunun içerisinde de var aslında. Prosedürün daha kolaylaştırılmasına yönelik herhangi bir adım atılacak mı ya da mevzuat değişikliği yapılacak mı şeklinde. Esasen burada biz önümüzdeki süreçte iki önemli projeye başlayacağız. Bir tanesi döngüsel ekonomi projesi, Avrupa Birliği projesi. Diğeri de atık durumunun sona ermesi. Avrupa Birliği'nde bazı atık türleri için yayınlanmış dokümanlar var. End of waste kriterlerinin ortaya konması projesi. Bu projelerde de tabii yine Sanayi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile beraber yürüteceğiz paydaş olarak bu projeleri. Çünkü çok ilintili konular. Ve bu projelerle birlikte burada da bir farklılaşmaya gidileceğini düşünüyoruz. Diğer yandan tabii şu anda hani çok kısa sürede yapabileceğimiz bir işte Türk-Alman işbirliği çerçevesinde bir çalışma yürütüyoruz. Yani bu atık çerçeve direktifindeki yan ürün, yeniden kullanım, yeniden kullanıma hazırlama gibi kavramlarla bizimkiler, ki bizim mevzuatımız büyük ölçüde örtüşüyor ama yine eksik taraflarımız var. Bunları çalışıp kısa vadede ufak revizyonlarla neler yapabiliriz, nasıl atığın geri dönüşümünü, geri kazanımı, yeniden kullanımını artırabiliriz. Bu konular üzerinde de çalışıyoruz. Ama şunu da yine ifade etmek istiyorum. Yani bize tabii bu tarz başvurular geliyor ama inanın yeterli düzeyde değil. Çünkü yani bir dosyayı inceleyip de arkadaşlarla yani maalesef mevzuat kısıtından dolayı biz onay veremiyoruz dediğimiz bir durum neredeyse olmuyor diyebilirim. Yani burada yine sanayicilerimize söylemek istiyorum. Biraz daha atığı kaynak verimliliğini sanayide nasıl sağlayabiliriz? Bu konuya belki biraz daha kafa yorulmalı. Tabi burada pek çok etken var. Ham maddeye daha rahat ulaşım ya da işte malzeme çıkarımı, madenlerin çıkarılmasındaki kolaylıklar ülkemizdeki geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı ile ilgili herhangi bir teşvik ya da ceza uygulamasının olmaması gibi pek çok konu var aslında bunun altında yatan. Diğer yandan bir düzenli depolama vergisi olmaması ve atıkların kolayca depolamaya gönderilmesi gibi pek çok husus var.
Son sorunuza geçeyim, ben vaktimi de aştım mı bilemiyorum ama GCAP konusu tabii bizim geçti yani son bir yıldır çok gündemimizde olan bir konu ve çok yoğunlukla çalıştık bu konu üzerinde. Aralık ayında yönetmeliğimiz yayınlandı, sonrasında da tabii ki çok fazla sektöre dokunduğu için GCAP uygulaması bir usul esas yayınladı kılavuz şeklinde. Yine de şu anda yine bir revizyon üzerinde çalışıyoruz. Çünkü en son pandemi başlamadan önce Mart ayında bütün sektörlerle bir araya gelmiştik. Orada aldığımız talepleri değerlendirerek daha uygulamayı rahatlatacak yönde açıklayıcı kılavuzlar. Yani buradan tabii köklü bir değişiklik ya da bir erteleme iptal beklentisi olmasın. Zaten bunun bir kısmı da Hazine Maliye Bakanlığı'nda biliyorsunuz tahsilatı konusu. Dolayısıyla hani öyle bir şey anlaşılmasın. Usul esas değişikliğiyle uygulamayı daha rahatlatacak, daha anlaşılır hale getirecek, daha açıklayıcı bazı belgeler, dokümanlar paylaşacağız çok yakın zamanda. Bunun haberini verebilirim. Tabii buna bağlı olarak elektronik yönetmeliğimiz, pil yönetmeliğimiz revize olacak. Çok acil ihtiyaçlarımız. Zannediyorum yıl sonuna yetişmiş olacak bir yönetmeliklerimizin revizyonu da. Yine burada da piyasa gözetim denetim konusuyla ilgili Sanayi Bakanlığımızla beraber çalışacağız önümüzdeki süreçte. Hızlıca bu yönetmelik revizyonlarını da yapmak istiyoruz. Yani özetle ben toparlayacak olursam aslında Özgür Bey de sunumda bahsetti. 11. Kalkınma Planı'nda belirtilen politika ve tedbirlere baktığımızda işte geri kazanılmış ikinci ürüne ait teknik standartların geliştirilmesi ve teşvik mevzuatının oluşturulması, iyileştirilmesi konusu. Bu yine aslında Çevre Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı'nın beraberce yapacağı, sanayiciyle beraber aslında yapabileceği, gerçekleştirebileceği bir tedbir. Yine mesela kimya üretiminde, kimyasal sektör, kimyasal sanayinde biyokütle ve atıkların kullanımı bu 11. Kalkınma Planımızda yer alıyor. Bu sektörle de yine birlikte çalışarak bir takım mevzuat iyileştirmesi gerekiyorsa tabii ki kurumların üzerine düşen onların yapılması ama uygulamadaki sanayicilerimizin üzerine düşen görevlerin de sanayicimiz tarafından yapılması bizim beklentimiz. Teşekkür ediyorum. Evet. Sadiye Hanım, çok teşekkür ediyoruz kıymetli bilgiler için. Hakikaten son derece doyurucuydu. Şimdi izninizle bir diğer değerli konuğumuza geçmek istiyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan Tüketim ve Tüketici Ürünleri Dairesi Başkanımız Zinet Berna Orhan hanımefendi. Berna Hanım, size şu soruları aktarmak istiyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bünyesinde gerçekleştirilen atık yönetimi ve döngüsel ekonomi çalışmalar hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Ayrıca sanayide sıfır atık uygulamalarının artırılması için biz sanayicilere nasıl önerileriniz olabilir? Bunları not etmek isteriz. Sözü size bırakıyorum. Buyurunuz. Teşekkür ederim Fatih Bey. Öncelikle Sayın Bakanım, Sayın Başkan ve değerli panelistler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ve TÜSİAD'a da bu nazik daveti için teşekkür ediyorum. Böyle bir webinar düzenlediği için de. Malumunuz olduğu üzere son zamanlarda atık ve geri dönüşüm konuları çok fazla önem kazanmaya başlamış ve kamu kurumları ile özel sektör bu konuda, bu alanlarda yoğun bir çalışma yapmakta. Kaynakların tükenmesi tehlikesi sanayi sektörlerini kaynak verimliliği çalışmalarına ve alternatif kaynak arayışına yöneltmekte. 500 milyar dolar ihracata ulaşmayı ve dünyanın ilk 10 ekonomisine girmeyi hedefleyen Türkiye için de bu çevreye ve topluma duyarlı bir sürdürülebilir sanayi altyapısı çok önem arz etmekte. Başta özellikle plastik, kağıt ve cam gibi sektörleri çok yakından ilgilendiren bu atıkların kaynak olarak kullanımı, kaynakların daha verimli tüketilmesinde önemli bir etkendir. Örneğin plastik sektörüne bir bakacak olursak, plastik sektörün ham maddedeki yaklaşık %90
ithalata bağımlılığı, bu atıkların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bize göstermekte ve atıkların artık ham madde olarak değerlendirilmesinin önem arz ettiği söyleyebiliriz. Yine ülkemiz kağıt üretiminde %70-75 oranında hurda kağıt kaynaklı ve %25 oranında ithal selüloz kaynaklı üretim gerçekleştirmekte. Yine kağıt sektöründe de atık kağıtların toplanması ve kullanılması çok önemli. Bu çerçevede ülkemizde ham maddedeki dışa bağımlılığın azaltılması için atıkların ekonomiye kazandırılması stratejik öneme sahip sanayimiz açısından. Biz de bakanlık olarak farklı genel müdürlüklerimiz bünyesinde çeşitli faaliyetler gerçekleştirmekteyiz. Bu alanda özellikle sanayi ve teknoloji stratejisinde de yeşil üretim ve özellikle yeşil üretim yaklaşımını sanayi politikalarında belirleyici olmasını belirtmiştik. Bu konuda geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında da AB mevzuatı gereği biz otomotiv sektörüyle ilgili olarak motorlu araçların yeniden kullanılabilirliğine ilişkin bir yönetmelik 2010 yılında yayınlamış bulunmaktayız biliyorsunuz. Bu yönetmelikle otomotiv araçlarındaki aksamların ve malzemelerin askeri yüzdelerle yeniden kullanılması yaklaşık %90 oranında yeniden kullanılmasını zorunlu tuttuk ve böylece geri dönüşülmesi ve geri kazanılmasını sağlamayı amaçladık. Diğer taraftan enerji ile ilgili ürünlerde de ekotasarım ve enerji etiketlemesi yönetmeliklerini AB mevzuatı uyarınca uyumlaştırma çalışmalarımız devam etti ve bu konularda elektronik ürünlerle ve elektrikli ev aletleriyle ilgili uygulama tebliğlerinde biz yayınlama aşamasındayız. Burada bu her iki yönetmeliğe dayanılarak özellikle AB mevzuatı hani uyumlaştırıldıktan sonra bakanlığımızca bu ürünlerin ömrünün uzatılması ve kaynak verimliliğin temel alınmasıyla ürünlerin aksam ve parçaların hızlı tedariki, yan sanayinin gelişimi bunlar hedeflenmekte. Böylece bu üründen alınan parçalar döngüsel ekonominin gerekleri çerçevesinde yenilerek ürünlere yedek parça olarak sunulmakta ve ürünün kullanım ömrünü uzatmakta. Diğer taraftan geri dönüşüm firmalarımız bizim 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu çerçevesinde sanayi sicil belgesi alma haklarına sahipler. 2018 yılı itibariyle 1500 adet kayıtlı firmamız mevcut. Diğer taraftan bakanlığımız teşvik uygulama ve genel müdürlüğü tarafından yayınlanan 2018 yılında yayınlanan yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki kararda değişiklik yapılmasına dair karar ile asgari 5 milyon TL tutarındaki atık geri kazanım yatırımları ve bertaraf tesisi yatırımları öncelikli yatırımlar olarak değerlendirmekte. Atık geri kazanım veya bertaraf yatırımları tüm bölgelerde bölgesel desteklerden faydalanabilmekte. 2012 Haziran ayından 2020 yılı Nisan ayı sonuna kadar da geri dönüşüm sektörüne yönelik düzenlenen yatırım teşvik belgesi toplamı 573 adet ve sabit yatırım tutarı 8 milyar 5 milyon TL, öngörülen istihdam ise 14.214 kişi. Bu tesisler KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi ve sigorta primi desteği gibi desteklerden faydalanabilmekte. Diğer taraftan gene bakanlığımızın verimlilikle ilgili projelerinden bahsedecek olursak, iki tane bir kaynak verimliliği projesi. Bu proje kapsamında gene seçilen sektörlerde ki şimdiye kadar tekstil, hazır beton, seramik karo, kimyasal gübre, cam ürünler gibi ve gıda sektörünün bazı alt kırılımlarında kaynak verimliliği rehberleri hazırlanmakta. Bu rehberlerde sektörün üretim aşamaları ayrı ayrı ele alınarak işlem ve süreçler açıklanmakta ve tüm üretimi temsil edecek şekilde çevresel etki yaratan alanlar, kaynak verimliliği önlemleri ise Avrupa Birliği tarafından oluşturulan mevcut en iyi tekniklerin anlatıldığı briefler esas alınarak irdelenmekte. Gene Türkiye için Yeşil OSB çerçevesinin geliştirilmesi projesini yürütmekte bakanlığımız. Bu da Dünya Bankası'yla birlikte işbirliği içerisinde.
Şubat 2017'de başlatıldı ve bir çerçeve oluşturuldu. Burada da OSB'lerdeki bu alandaki rekabetçilik fırsatları ortaya konuldu. Proje kapsamında 2018 yılında seçilen 4 OSB'de İzmir Atatürk, Bursa, Adana Hacı Sabancı OSB ve Ankara Sanayi Odası 1. OSB kaynak verimliliği, endüstriyel simbiyoz olanakları ve yeşil altyapı döngüsellik konularındaki potansiyeli ve olası eylem projeleri belirlemek için yol haritası oluşturuldu. Gene OSB'lerde geri dönüşüm ve bertaraf tesisleri kurulmasına imkan tanındı. Bu da geri dönüşüm firmalarının talebi üzerine Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nde 16 Nisan'da yayınlanan yönetmelikle OSB'ye ait teknik altyapı alanında olması ve OSB Müteşebbis Heyet Genel Kurulu kararı alınması şartıyla geri dönüşüm ve bertaraf tesislerinin OSB'de kurulmasına imkan tanınmış oldu. Bakanlığımızca yapılan çalışmalar tabii şimdiye kadar gerek sıfır atık, geri kazanım, ondan sonra tüm Çevre Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu düzenlemelerde biz Çevre Bakanlığı'na yakın işbirliği içerisinde çalışmalara dahil ve katkı sağlıyoruz. Bu konuda da sanayiciyi değerlendirmesini, sanayiciyi olan etkilerini değerlendiriyoruz. Öneri olarak ikinci sorunuza geçecek olursak, şimdi atıklardan imal edilen ham madde sanayi sektörünün daha ucuz ve daha sürdürülebilir ham madde kaynağı erişimini sağlamakta. Bu sayede de rekabetçiliğini güçlendirmekte. Bununla birlikte atıkların geri dönüşümünün sağlanması ham maddedeki ithalata bağımlılığı azaltmakta. Bu kapsamda imalat sanayi kapsamında üretilen ürünlerde geri dönüştürülmüş içeriğin dayanıklılığın ve tamir edilebilirliğin arttırılması ve yeniden kullanılmasının sağlanması ön plana çıkmakta. Türkiye'de verecek olursak rakam olarak yıllık yaklaşık 550 bin ton elektronik atık üretildiği bilmekte ve bazı üreticiler bunu kendi imkanlarıyla kendi kurdukları geri dönüşüm tesislerinde, bazıları da yetkilendirilmiş kuruluş vasıtasıyla çalışmalarına devam etmekte. Bu konudaki çalışmaların arttırılmasında fayda görülmekte. Gene işletmelerde temiz üretim ve kaynak verimliliğine ilişkin etüt ve analiz çalışmalarının yapılması, atıkların ham madde olarak kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların arttırılması ve ham maddede dışa bağımlılığın azaltılması için yerli ham maddelerle alternatif üretim tekniklerinin araştırılması ve geliştirilmesi önem arz etmekte. Diğer taraftan proseslerde üretim aşamasında oluşan geri kazanılabilir nitelikteki atıkların izlenmesi, uygun şekilde sınıflandırılması ve kaynakta ayrı toplanması gene atıkların geri kazanımı ve geri dönüşümünün sağlanması açısından önemli görülmekte. Gene şirketlerde ve üretici firmalarda otomasyona dayalı sistemlerin arttırılması, kalite ve çevre yönetim sistemlerinin yaygınlaştırması ve diğer taraftan da ARGE çalışmalarının bu yönde hızlandırılması, fazlalaştırılması fayda görülmekte. Biz bakanlığımız olarak gene tabii bu süreçte sanayicimize destek olmakta. Hem sanayicimizle hem Çevre Bakanlığı'yla her türlü işbirliği çerçevesinde çalışmalara katkı sağlamayı devam edeceğiz. Diğer en son şunu söyleyeyim. Bir de Horizon 2020 TÜBİTAK'ın yürüttüğü Horizon 2020'de ilgili çağrıların takip edilmesi ve başvuruların takip edilmesinde sanayici açısından fayda görülmekte. Teşekkür ederim. Evet, Berna Hanım, gerçekten çok doyurucu bir konuşma yaptınız. Çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Özellikle bu Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nda sürdürülebilirlik kriterleri içerisinde yer alan geri dönüşüm oranı, yeniden tamir edilebilirlik, dayanıklılık, sağlamlıkla ilgili konular tıpkı bugün kimi sektörlerde geçerli olan enerji etiketi gibi bir takım yeni ticarette etkin kullanılacak parametreler haline gelecek. Burada benim takip edebildiğim kadarıyla standart yapıcı kurumların
ilgili standartların ve regülasyonların oluşturulmasında önemli çalışmaları başlamak üzere. Biz de aslında Türkiye olarak TSE kapsamında bu kuruluşlarda çok önemli oy oranına sahibiz. Bu standartları, regülasyonları oluştuktan sonra nasıl yöneteceğimizi değil, aslında standartlara ve regülasyonlara yön verecek çalışmaları hep birlikte yapmamız son derece kıymetli olacaktır. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi bir diğer kıymetli konuğumuza geçmek istiyorum. Aylin Alagöz Hanım, Boğaziçi Üniversitesi Katı Atık Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu üyesi. Aylin Hanım, size şu soruları iletmek istiyorum. Katı Atık Türk Milli Komitesi çalışmaları hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Ayrıca Türkiye ve dünyayı sıfır atık ve döngüsel ekonomi uygulamaları açısından kıyaslayabilir misiniz? Artılarımız, eksilerimiz nelerdir? Ve son olarak Türkiye'de sanayide sıfır atık ve döngüsel ekonomi uygulamalarının geliştirilmesi için sizce neler yapılır, neler yapılması gerekir? Sözü size bırakıyorum. Buyurunuz. Fatih Bey, çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Başkanım, çok değerli panelistler ve değerli katılımcılar. Öncelikle böylesine değerli bir toplantıda komite olarak bize de yer verdiğiniz için çok içtenlikle teşekkür ediyoruz. Ve konuşmama da Başkanımız Profesör Doktor Binay Kocasoy'un da saygı ve selamlarını ileterek başlamak isterim. Kendisi de şu an dinleyiciler arasında. Çok farklı bir dönem geçiriyoruz. Yani nasıl Covid'de yeni normallerimiz oluştu. Dünyada da böyle bir yeni normalimiz var. Artık döngüsel ekonomi, yeni bir iş modelimiz var ve kaçınılmaz bir şekilde her sektöre uygulamamız gereken bir süreç. Katı Atık Komitesi'nden önce başlamak isterim. Biz neler yapıyoruz? Katı Atık Araştırma ve Denetme Türk Milli Komitesi, Merkezi Boğaziçi Üniversitesi'nde olan, fakat sadece akademik bir oluşum değil, aynı zamanda özel sektör, kamu, STK ve birçok farklı kuruluşun da üye havuzumuzda yer aldığı çok değerli bir platform. Ve Uluslararası Katı Atık Birliği İSVA'nın da Türkiye temsilcisi olarak büyük bir yükümlülüğümüz var. Boğaziçi Üniversitesi merkezde olduğumuzdan dolayı üniversite ve benzeri, biraz önce aslında Zinet Hanım'ın da bahsettiği Horizon projeleri gibi çok farklı projelerde yer alma imkanımız var. Aslında o konuyla ilgili de çok küçük bir şey eklemek isterim. Eskiden projelerimiz başvurularında herhangi bir konunun araştırılması, ortaya bunlarla ilgili fizibilite çalışmalarının çıkartılması gibi çok farklı proje konularında başvuru yapabiliyorduk. Fakat artık yaptığınız, sunduğunuz araştırmanın herhangi bir uygulaması yoksa bunun kabul alması mümkün olamıyor. Yani dünya şunu görmek istiyor. Bunu yaptıysanız bunun uygulamasını da bize göstermeniz gerekiyor. Hatta o kadar ileri düzeydeler ki biz ilk tıbbi atıklarla ilgili Avrupa Birliği projesini aldığımızda ilk bu şaşkınlığı yaşamıştık. Yönetmelikte çeşitli değişiklikler önermiştik ve bir sterilizasyon ünitesi kurulmasını tavsiye etmiştik. Bir hafta sonra da Avrupa Birliği'nden bize şöyle bir yanıt geldi. Haftaya sterilizasyon ünitemizi görmeye gelebilir miyiz? Tabii Türkiye'de böyle bir haftada sterilizasyonun sisteme girmesi gibi bir şey mümkün olamıyor. Ama artık böyle bir sistemde yaşıyoruz. Yani döngüsel ekonomide hiçbir şekilde atın dışarıya çıkmadan içeride tutulacağı bir sistem. Bu konuda neler yapıyoruz? Biz Katı Atık Türk Milli Komitesi olarak öncelikle Akdeniz, Güneydoğu Asya ve Avrupa, Akdeniz tabii bu bölgesel ağının bir dönem başkanlığını ve sekreterliğini yürütmüştük. Şu anda aktif bir üyesi olarak katılıma devam ediyoruz. Burada yapmaya çalıştığımız şey şu, aynı bölgede yer alan ülkelerin bölgesel olarak yaşadığı benzer sıkıntıları ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda da yakın zamanda İFAD Kongresi'nde bir bölgesel çevre paneli gerçekleştirdik. Burada da yakın bu platforma üye olan ülkelerin sorunlarını dinlemek ve bunlara çözüm bulmak üzerine de çalışmalar gerçekleştirdik. Hali hazırda da Romanya ile beraber çalışmamız devam ediyor. Çünkü sorunlarımız ortak. Bir ülkenin çözümü bir başka ülkeyi probleminin çözmesine destek olabilir. Dolayısıyla bu network'te çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunun dışında yakın zamanda İslam'ın geçen hafta, hatta çok da yakın zamanda bir toplantısı oldu. Bu da ilk atık konulu bir toplantıydı. Bu toplantıda yine biz Türkiye ayağı olarak İSVA'nın çok önemli bir sorumluluğunu üstlenmiş durumdayız. Türkiye'deki atık yönetimine ilişkin neler yapılıyor? Bunun bir haritasını çıkartmak istiyoruz. Çünkü Türkiye'de şöyle bir şey var. Evet, mevzuatımızda sıkıntılarımız yok ve çok hızlı bir şekilde mevzuatları hayata geçiren bir ülkeyiz. Fakat bunların uygulamasında yaptırım, teşvik ve ceza sistemlerinde çeşitli sıkıntılar yaşıyoruz. Dolayısıyla da bunların da aslında biraz daha ilerletilmesi durumunda Türkiye olarak bir eksiğimiz yok. Her çeşit altyapıya sahibiz.
Bu konuda çok deneyimli bir uzman kadrosuna sahibiz ülke olarak. Finansal mekanizmalarımızın bu konuda geliştirilmesi, biraz sonra zannediyorum Emre Bey onunla detaylı bilgi verecektir zaten. Ama bunlar bu kadar her şeye sahip bir ülkeyken maalesef farkındalığımızın yeteri düzeyde olmadığını düşünüyorum. Toplum olarak Avrupa'dan ve diğer başka ülkelerden bir adım geriden takip ediyoruz. İşte görüyoruz sahne halklarından toplanan atıklarla ilgili çeşitli sıkıntılar yaşıyoruz ne kadar gelişsek de. Öncelikli olarak bunu, bu eğitimleri, bu farkındalıkları vermek gerektiğini düşünüyorum. Bu hane halkında da olabilir, sanayide de olabilir, kuruluşlarda da olabilir. Şimdi sanayilere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Çok iyi uygulama örneklerimiz var ve bu uygulama örneklerine baktığınızda da toplamdaki bütün sanayinin belirli büyük yüzdesini sağlayacak firmalarımız tarafından gerçekleştirilen uygulamalar. Ama bir yanda da bu konularla hiç çalışması olmayan ve gerçekten de hiçbir şekilde dahil olmayan sanayiler var. Yani öncelikli olarak sanayilere şunu anlatmak gerekiyor. Gerçekten bundan ne kadar bir kar sağlayacaklar. Yani bu maddi anlamda, ekonomik anlamda bir kar değil sadece. Çünkü artık dünya değişti. Eskiden firmalar, sanayiler neye bakardık? Ekonomik büyüme potansiyel. Şimdi artık çevresel olarak bir katkı sağlamıyorsanız, sosyal çevreye bir katkı sağlamıyorsanız, hele ki bunu da ekonomiyle birleştirmiyorsanız, yani bu ekonomi, çevre ve sosyal döngüyü birlikte sunamıyorsanız, zaten sizin bu konuda bir rekabet avantajı sağlayabilmeniz mümkün olamıyor. O yüzden de artık bu üç boyutlu düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Bu konuda sanayide bu farkındalığın artırılması için her düzeyde eğitimlerin verilmesi gerektiğini düşünüyoruz biz öncelikle. Ve bu konuda da çalışmalarımız var. Bunun için ne yapıyoruz? Önceliklendirme haritaları yapıyoruz. Mesela geçtiğimiz birkaç ay önce GAP İdare Teşkilatı'na böyle bir eğitim verdik. Bu neyle ilgiliydi? Tarımsal alanlara yönelik döngüsel ekonomi alternatifleri neler olabilir? Burada her düzeyden katılımcılarla tarımda neler yapılabilir? Bu konuyla ilgili bir eğitim verdik. Fakat mesela bir başka eğitimimiz düzenli depolama alanında gerçekleştirilen eğitimdi. Yani sonuçta biraz önce Özgür Bey'in de bahsettiği gibi Avrupa Birliği hedefleri, çok özür dilerim, sunumda da bir sunumla da paylaşmak isterim. Şurada. Burada görüyoruz ki Avrupa Birliği bu konuda çok hızlı hareket eden bir sisteme sahip. İlk başta döngüsel ekonomi hedefleri açıklandı ve burada ne dediler? Evsel atıklarımızın %65'inin geri dönüştürülmesi, en fazla %10'un depolanması üzerine bir hedef var 2030 yılı itibariyle. Bizim şu an bu %10 olarak depolanacak, depolama alanlarına giden atıklarımızın miktarı yaklaşık %80 civarında. Ama tabii ki ülke koşulları ve her ülkenin kendi dinamikleri farklı olduğundan dolayı kendi hedeflerimiz %65 civarında bu evsel atıkların depolanması konusunda. Öncelikle sektörler çok önemli. Aslında bir diğer çalışmamız takat olarak yine İSVA ile beraber yakın zamanda Dünya Sağlık Örgütü ile beraber İSVA'nın bir protokolü imzalandı geçen hafta. Hala da şu an imza aşamasında. 2021-2023 yılını kapsayan bir protokoldü. Ve burada da şunu yapılmaya çalışılıyor. Tıbbi atıklar, sağlık personeli ve tabii ki bunlara sebep olabilecek olan atık kirliliği kaynaklı çeşitli aşamaları olacak bu projenin. Biz de burada yine Türkiye ayağı olarak bu Dünya Sağlık Örgütü ve İSVA'nın çalışmasında önemli bir rol üstleniyoruz. Burada atıkların, Türkiye'deki atık durumunu ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Fakat burada da şöyle bir sıkıntımız var. Maalesef verilerle ilgili sağlıklı verilere erişemeyebiliyoruz. Yani mesela şimdi biraz önce elektronik atıklardan bahsedildi. Evet, elektronik atıklar, yani ne kadarlık bir üretim var, ne kadarlık sisteme giren çıkan, kağıt üzerinde bunlar çok güzel. Fakat gerçek bir sistemi kurmak istediğimizde bu verilerin çok güzel bir şekilde haritalanması gerekiyor. Yani eğer siz plastik sektörü ise, gıda sektörü ise ya da ambalaj sektörü ise her sektör bazında öncelikli olarak döngüsel ekonomi için çözüm önerilerinin tek tek ayrı ayrı hedeflerin belirlenmesi gerekiyor. Eğer bu bir beyaz eşya sektörü ise mesela sizin gibi Fatih Bey, işte eğer en çok enerji tüketen ürünler buzdolabı ve klima mı? Yani burada en çok hangi birimden başlanmalı? Şu an Türkiye'de bunların çok olarak aktif olarak sanayiye ulaştığını düşünmüyoruz. Dolayısıyla da öncelikli olarak biz takat olarak bu network'ümüzde sanayi bazında hangi çözüm önerileri olmalı, hangi sanayiye ne gibi alternatifler sunulabilmeli bu konuda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği enerji politikasında fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına bir dönüş söz konusu ve dediler ki 2020 politikası olarak bildiğimiz bu politikada şunu söyledi Avrupa Birliği. Sera gazı emisyonlarını 2020 yılına kadar %20 azaltacağız. Yenilenebilir enerji payını %20'ye çıkartacağız. Ve enerji tüketimimizde de %20 tasarruf sağlayacağız. Fakat görüldü ki
bu mevcut enerji politikasıyla bu hedefleri sağlayabilmek mümkün değil. Ve ne yaptılar? O zaman dediler biz 40-20-27 enerji politikasını çıkartacağız. Ve böylece 2030 yılında %27 değil %40'a çıkartacağız. Artık seride emisyon değerleri azaltımımızı, yenilenebilir enerji kullanımımızı %20'ye çıkartacağız. Ve enerji verimliliğini de yine aynı şekilde %20'ye çıkartacağız. Peki kendi ülkemize baktığımızda neler görüyoruz? Çok büyük bir atık miktarımız var ve aslında bu çok değerlendirilebilir bir atık. Eskiden atıklar çöp olarak değerlendirilebilirken şimdi artık onlara yeni ham madde gözüyle bakıyoruz ve gerçekten de çok farklı kullanım alanları var. 32 milyon tonluk bir atıktan bahsediyoruz Türkiye olarak. 2023 hedeflerimiz var. Bu Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin grafiğini şurada göstermek istiyorum. Burada depolama oranlarını gördüğünüz zaman Almanya gibi ülkelerin %1 oranında neredeyse düzenli depolamaya atık gönderdiğini görüyoruz. Bu çok önemli bir miktar. Bu ne demek oluyor? %99'unu atın farklı sektörlerde kullanabiliyor bu ülkeler. Dolayısıyla da ülkemizde de bakanlığımızın çok aktif çalışmaları var. Sadiye Hanım'ı çok yakından takip ediyorum. Ortak çalışmalarımız da oluyor. Son özellikle yıllarda bakanlıkların bu konularda çok hızlı hareket ettiğini, çok çabuk inisiyatif aldığını görüyoruz. Fakat bu yaptırımların kontrolü çok önemli. Burada atık hiyerarşisini görüyorsunuz. Ve potansiyelimizi belirlememiz gerekiyor. Şimdi mesela bir gıda endüstrisi ya da farklı bir endüstriye baktığımızda bitkisel atıklarımızdan biyogaz elbisi üzerine bir slide eklemek istedim burada. Şimdi her sanayinin sağlayabileceği döngüsel ekonomi katkısı farklı olabiliyor. Mesela bir sanayi tarımsal atıklarından enerji elde edebiliyor. 32 milyon tonluk bir yine aynı eskil atıkları eşdeğer bir bitkisel atık üretimimiz var. Fakat tabloya baktığımızda biyodizel üretimlerimize bakacak olursanız tarım yapılabilir toplam hektar oranıyla ürettiğimiz biyodizel miktarlarına baktığınızda diğer ülkelerle bu potansiyelimizi maalesef değerlendiremiyoruz. Dolayısıyla da öncelikli olarak bu potansiyelin farkına varmamız ve bunun da sağlıklı veri tabanıyla desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Neden? Bu tablo çok basit bir tablo. Bize neyi gösteriyor? Aslında fosil yakıtlardan yukarıda da görebileceğiniz gibi dingit, taş kömürü, kok kömürü gibi kilogram başına kilokalori değerleri tarımsal atık ve arıtma çamurlarıyla eşdeğer aslında fosil yakıtlar olduğunu görüyoruz. Yani bu ne demek? Siz tarımsal atıklarınızı, arıtma çamurlarınızı bunlarla değiştirerek yenilenebilir enerji kullanımını sağlayabilirsiniz. Sanayide döngüsel ekonomi kısmında tabii farklı kaynak verimliliği gibi temiz ve sürdürülebilir üretim gibi endüstriyel simbiyoz ve yaşam döngüsü perspektifi çeşitli alanlar var. Burada özellikle olarak neler yapılabilir tabii ki? Bir kere firmaların bunu iş modeli olarak benimsemesi gerekiyor ve bu üst yönetimden başlayan bir şey. Yani dolayısıyla öncelikle üst yönetimin buna ikna edilmesi gerekiyor. Bu eğer çok uluslu bir şirketse belki bu adımlara ilerlemek daha hızlı oluyor. Çünkü yurt dışından da bu konuda bir baskı oluşuyor. Ama eğer ulusal bir firma ise belki bu kadar hızlı ilerleyemeyebiliyor. Çünkü artık raporlamalar var. Sürdürülebilirlik raporlamalarıydı. Ama şimdi artık entegre raporlamalara döndü. Yani dışarıdan size kredi verecek olan bir firma sizin çevreye katkı yaptığınızı o raporda görmek istiyor. Eğer uluslararası bir şirketseniz siz diğer bütün şirketlerle eşdeğer oranda bunları sunmak zorundasınız. Ama ulusal şirketlerimizde bu kadar aktif olamıyor ve kar marjı önemseniyor çok fazla. Yani bunun aslında uzun soluklu bir proje olacağı, gönüllülük esaslı olacağını dikkate almak gerekiyor. Dolayısıyla da yeni iş modellerine ihtiyaç var. Bu döngüsel ekonomi modellerinin oluşmasıyla çok ciddi oranda bir istihdam sağlanacak. Yani mesela Hollanda örneklerine baktığımız zaman işte 580 bin lira varan yeni iş modellerinin geliştirildiğini görüyoruz. Biraz önce yine Sanayi Bakanlığı'nın bahsettiği gibi bunu da örnek olarak vermek istiyorum. Bu kendilerinin gerçekleştirdiği bir çalışmada 5 farklı sektörde kaynak verilerinin sağlanması durumunda ham madde, enerji ve suda aslında ne kadarlık kar elde edilebileceğini gösteren çok kıymetli bir proje. Ve bu projenin bu sektörel bazda bu sektörlerle paylaşılması gerekiyor ve dolayısıyla da bu sistemin oturtulması gerekiyor. Sunumu kapatıyorum ben genel olarak. Çok özür diliyorum. Bu... Kapandı herhalde değil mi? Tamam. Evet. Aynen Hanım. Hoşgörünüze sığınarak çok özür tabii. Dileyerek ve süremizin iyi kullanmamızı şey yapıyorum. Tamam. Hemen tamamlıyorum. Buyurunuz. Şimdi genel olarak tabii ki yine KAKAT olarak yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de düşük karbon teknolojilerinin uygulamasına yönelik çalışmalar. Hali hazırda bir Avrupa Birliği projesinde çalışıyorum bakanım. Burada da yapmaya çalıştığımız şey şu. Eğer biz Avrupa Birliği'nin yönetmeliklerini ülkemizde uyarlarsak ne kadarlık bir sera gazı emisyonundan emisyon azaltımı sağlayabiliyoruz. Çünkü biliyorsunuz yani bu hala bu
konuda başarılı olamadık. Avrupa Birliği hedeflerine çoğu zaman ulaştı. Ama yakın zamanda verilen verilere göre 2020 yılı Mayıs'ın 400 ppm'den 416.71 ppm'e çıkan bir karbondioksit yine emisyonumuz var. Karbon birikimi var atmosferde. Dolayısıyla da burada bir Afrika atasözünü söylediği gibi eğer ilerlemek istiyorsanız, hızlı gitmek istiyorsanız, tek başınıza daha ileriye gitmek istiyorsanız birlikte hareket edin atasözü aslında hatırlayacağız bir kısmımız. Burada sanayinin, kamunun, üniversitelerin hepsinin ortaklaşa bir iş modeli geliştirmesi gerekiyor. Yani bu projelerde hepimizin birlikte hareket etmesi gerekiyor. Bu konuda da biz üniversite olarak eğitim ve proje ayağını aynı şekilde de bölgesel Asya ve Avrupa'da gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla da Türkiye'yi bu raporlamalarda ortaya çıkartmak konusunda hepinizin desteğine, ortak çalışmalara açığız. Başka bir soru var mı? Ben böyle hızlı hızlı anlatırken Fatih Bey cevaplayamadığım bir sorunuz oldu mu acaba? Aylin Hanım gayet güzel yanıtladınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Son derece kıymetli bir katkı oldu. Ağzınıza sağlık. Bir şey ekleyebilir miyim Fatih Bey? Biraz önce bir yol başkanım buyurun. Bahsetti. Sıfır atık komisyonumuz var. İşte biz de üyeleriyiz ve elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu belediye yarışmasında gelen projeleri inşallah ileride zaten paylaşınca da göreceksiniz kazanan projeleri. Böylesine güzel projelerin geldiğini görmek insanı çok mutlu ediyor. Bunlar şunu gösteriyor bize. Gerçekten belediyelerimiz teşvik edilmek isteniyor. Belediyelerimiz duyulmak isteniyor. Onlar için çok büyük bir motivasyon oldu. Bu proje önerilerini gördüğünüzde belediyelerin ortaklaşa projeler geliştirdiklerini, birbirleriyle fikir alışverişinde bulunduklarını, dolayısıyla da duyulmak istediklerini görüyorsunuz. Yani o yüzden bu konuda teşvik mekanizmalarının, finansal mekanizmalarının aktif bir şekilde gerçekleştirmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, şimdi kalan süremizi verimli kullanabilmek adına izninizle hızlıca Emre Bey'e geçmek istiyorum. EBRD'den Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği yöneticisi. Emre Bey, size EBRD bünyesinde gerçekleşen döngüsel ekonomi çalışmalarından mümkünse bahsetmenizi, EBRD hem dünyada hem Türkiye'de atık yönetimi alanında hangi çalışmaları yapıyor? Bize birkaç iyi uygulama verebilir misiniz ve EBRD'nin kredi vereceği şirketlerden döngüsel ekonomi alanında beklentileri nedir? Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Burada Aylin Hanım'ın az önce değindiği atasözünü devamını şöyle getiriyorum. Kısa, öz ve verimli bir şey yaparsanız değerlendirme çok memnun olacağız Emre Bey. Buyurunuz. Fatih Bey, çok teşekkür ederim. Öncelikle Sayın Bakanım, Sayın Başkanım, kıymetli panelistler, katılımcılar, sizleri saygıyla selamlıyorum. Bu panele davetiniz ve organizasyon için de tüm TÜSİAD temsilcilerine şükranlarımı sunuyorum. Fatih Bey, zamanı hızlı kullanmak adına izninizle de bir sunumla devam etmek istiyorum. Hızlı olmak adına bir dakika. Göründüm mü acaba? Görünmediyse de önemli değil. Ben zamanı kullanmak... Peki o zaman devam edeyim. Şimdi şöyle, ben EBRD'nin öncelikle biraz geçmişten nasıl bugüne döngüsel ekonomiyi gündeme aldığından bahsedeyim. Biz 91 yılında kurulan bir kalkınma bankasıyız. Ve 94 yılında, hemen 3 sene içerisinde enerji verimliliği bankacılığını bünyemizde kurduk. Ama 2006'ya gelindiğinde artık yenilenebilir enerjinin ilgili ülkelerde, ülkelerimizde, çalıştığımız ülkelerde yani, gündeme geldiğini görünce de bunu sürdürülebilir enerji girişimi adında tüm sektörlere yaydık. 2013'e gelindiğinde ise artık sürdürülebilir kaynak girişimine çevirdik bunu. Çünkü su verimliliği, kaynak verimliliği ve iklim değişikliğine uyum gibi yine gündemimize gelen yeni terimler, yeni alanlar oldu. 2015 yılında ise biz yeşil ekonomiye geçiş alanında artık çevresel korumayı, teknoloji transferini, döngüsel ekonomiyi bünyesine kattık. Ve 2015 yılından bu yana 2020 yılında da tüm projelerimizin %40'ını bu alanda, yeşil ekonomi alanında yatırımlarımızın %40'ını bu alanda yapmak üzere böyle bir hedefle de yola çıktık. Şimdi pek çok TÜSİAD üyesi, yine ilgili bakanlıklar farkındadır. Biz çeşitli programlar geliştirdik bu süreçte.
Bunlardan bir tanesi 2015 yılında başlattığımız Near Zero Waste, sıfıra yakın atık programımız. Burada amacımız Türkiye ekonomisinin çeşitli sektörlerinde kaynak verimliliğini arttırma, atık azaltımını, atık değerlendirmesine yönelik projeleri teşvik etmek üzere hazırlanmış bir aslında stratejik bir girişim geliştirdik, oluşturduk. Pek çok firmamızla da bu alanda çalışmalar gerçekleştirdik. İmtiyazlı bir finansman getirdik EBRD olarak donörlerimizle birlikte. Özellikle burada Climate Investment Funds, İklim Yatırımları Fonu, Dünya Bankası bünyesinde yer alan bir imtiyazlı fon sağladı projemize. Yine AB'nin, Avrupa Birliği'nin sağlamış olduğu bir takım teknik danışmanlık fonlarını kullandık. Near Zero Waste programı çerçevesinde de yaklaşık 5 sene içerisinde 9 adet proje geliştirdik, finanse ettik. Ve bunlara da 184 milyon euroluk bir EBRD finansmanı, üstüne de 13 milyon euroluk Climate Investments tarafından gelen bir imtiyazlı finansman sunduk. Bu 9 projede de yaklaşık yıllık 815 bin ton atık azaltımına ulaştık. Bu da yine 500 bin tonun üzerinde karbondioksit azalımına denk geldi. Bu projelerle yapılan, yani bu yatırımlarla yapılan projeler sayesinde bu sayılara ulaşabildik. Çok yeni, yaklaşık 2 hafta önce bizim her sene düzenlediğimiz sürdürülebilirlik ödüllerinde de geçen sene finanse ettiğimiz 2 tane projemiz, Türkiye'den 2 adet projemiz, 2020 sürdürülebilirlik ödüllerinde gümüş ödüle layık görüldü. Bunlardan bir tanesi çevresel ve sosyal en iyi uygulama alanında gümüş ödül alan Işık Organik Tarım firmamızdı. Ki Işık Organik'le beraber kendilerinin elinde bulunan, depolarında kalan, ellerinde kalan ürünleri tekrar nasıl kullanabilirler alanında bir çalışma gerçekleştirdik ve firma yeni bir hat alarak bu ürünleri yani maddi kayıpların aslında bir kazanıma çevirerek yeni bir hat ile hem imtiyazlı hem de EBRD finansmanından aldıkları desteklerle projeyi hayata geçirdiler. Çevresel ve sosyal yenilik alanında ise Duran Doğan Basım Ambalaj şirketiyle bir projemiz oldu. Burada da premium ambalaj kategorisinde üretim yapan bir firmamız Duran Doğan. Yaptıkları, ürettikleri ürünleri %100 geri dönüştürülebilir hale getirdiler. Bunda da yine bahsettiğim Near Zero Waste kaynaklarını kullanmış olduk. Yine az önce Sayın Genel Sekreterim bahsetti atık toplama birliklerinden. Atık toplama birlikleriyle bir çalışmamız oldu. Çanakkale Çakap Katı Atık Yönetim Birliği ile ve ilgili firmalarla, Suez ve Altaş ile beraber bir projemiz oldu. Çanakkale'de bir katı atık kamu özel ortaklığıyla projesini desteklemiş olduk. Yine geçtiğimiz yıl içerisinde, 2019 yılı içerisinde biz 4 adet kaynak verimliliği projesini Türkiye'de hayata geçirmiş olduk. Near Zero Waste projesi aslında bu sene sona ermiş oldu. İlk fazı sona ermiş oldu. Önümüzdeki sene içerisinde de, yani 2021 yılında da bu projenin ikinci fazını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Burada artık aslında biz pilot olarak Türkiye'yi seçmiştik. Türkiye'de bu projeyi yalnızca hayata geçirmiştik. Biraz daha genişleterek coğrafyayı, Batı Balkanları da bu projenin bünyesine katmak istiyoruz. Ve projenin de biraz kapsamını genişleterek Near Zero Waste adına artık döngüsel ekonomi programı haline getirmek istiyoruz. Burada tabii ki hedefimiz hem yeşil mutabakat, Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatı, hem de döngüsel ekonomi eylem planı hedefinde de uyum sağlayabilmek. Ürünlerin özellikle bütün yaşam döngüleri boyunca kaynak verimliliğini, sürdürülebilirliklerini takip edebilmek gibi bir hedefimiz var. Burada döngüsel ekonomiden bahsederken aslında Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ile birlikte, SKD Türkiye ile birlikte geliştirmiş olduğumuz ve yaklaşık 4 senedir süre gelen bir projemizden bahsetmek istiyorum. Öncelikle 2016 yılında Türkiye Materials Marketplace adı altında kurduğumuz bir projemiz bu. Ve Türkiye'nin ilk ve tek şu anda döngüsel ekonomi platformu bu. Endüstriler arası bir malzeme ticaret platformu bu. Yeniden kullanımını desteklemek amacıyla kurulan, arta kalan ham maddelerin, yan veya atık olarak nitelendirilecek ürünlerin firmalar arası, endüstriler arası bir e-ticaret sitesi. Bugüne kadar Türkiye Materials Marketplace bünyesinde 115 üyeye
24 sektörden 115 üyeye ulaştık ki bunların arasında TÜSİAD üyelerimiz de mevcut. Bu 115 üyenin de %34'ü yaklaşık KOBİ'lerden oluşmakta. Yine bu 4 sene içerisinde de bugüne kadar 100'den fazla malzeme listelendi. 150 tonu aşkın işlem gerçekleşti firmalar arasında. Ve 2020 itibariyle de bu Materials Marketplace programını yine biraz genişleterek Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu adıyla tekrar adlandırmış olduk. Buradaki amacımız da şu, hem e-ticaret platformunu koruyalım, hem de üstüne döngüsel ekonomi alanında, endüstriyel simbiyoz alanında eğitimlerle, sonrasında bir bilgi birikim bankası bünyede oluşturalım. Yine teknik danışmanlıkları ilgili firmalara döngüsel ekonomi alanında sağlayalım diye böyle bir program geliştirdik. Bunun dışında banka olarak döngüsel ekonomi projelerini desteklemeye devam ediyoruz. Yine çeşitli yerel bankalarla birlikte yaptığımız programlar var. TURSEF, MITSEF, TUREF gibi yeşil ekonomi finansman programlarımız mevcut. Bunlar aracılığıyla da biz kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi projelerini destekliyoruz. Örneğin TURSEF'te de yine belediyelerle birlikte yaklaşık 17 tane de çöp gazdan elektrik üretim tesislerini finanse etmiştik zamanında. Ama önümüzdeki dönemde de kaynak verimliği alanında, döngüsel ekonomi alanında pek çok projeyi finanse etmek istiyoruz. Yine belediyeler özelinde bir örnekten bahsetmek isterim. Yaklaşık 2,5 sene evvel EBRD Yeşil Şehirler adı altında bir program geliştirdik. Burada amacımız da şehirlerle birlikte iklim değişikliği mücadeleye girişelim. Şehirlerimizi destekleyelim, belediyelerimizi destekleyelim de. Ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte geçtiğimiz yıl Türkiye'den ilk belediye oldu bu programımıza katılan. Bir yeşil şehir eylem planı geliştirmeye başladık. Önümüzdeki aylarda, 2 ay içerisinde bu planın tamamlanmasını hedefliyoruz. Ve planın altındaki elementlerden bir tanesi de katı atık projeleri. Yine bir başkası atık su projeleri. Belediyenin sıfır atık politikasına, yine merkezi hükümetimizin sıfır atık politikasına uygun bir eylem planından bahsediyorum. Bunları geliştiriyoruz. Son sorunuza da kısaca cevap vermek gerekirse, hali hazırda projeleri desteklediğimizden bahsettik. Yine gündeme geldi çeşitli panelistler tarafından. Döngüsel ekonomi eylem planı, AB'nin döngüsel ekonomi eylem planında biz de aslında planı hazırlayan kurumlardan, görüş veren kurumlardan bir tanesiydik. O nedenle bizim döngüsel ekonomiye bakışımız, döngüsel ekonomi anlayışımız tamamıyla AB'nin döngüsel ekonomi eylem planıyla, bu paketle uyumlu düzeyde. Biz de bundan sonrasında daha az atık, düşük karbonlu ekonomi ve düşük karbonlu bir Türkiye için yatırımları desteklemek istiyoruz. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Emre Bey, çok teşekkür ediyorum. Verimli bir bilgilendirme oldu. Şimdi 10 tane soru aldık. Bu soru soran arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum ve şu sözü vermek istiyorum kendilerine. Bu soruları kopyaladım bilgisayarıma. Biz bunları çalışacağız. Panelistlerimizle de birlikte, onların da desteğiyle ayrıca yanıtlayacağız. Bu sözü sizlere veriyorum ve eğer Murat Bey müsaade ederse bana son değerlendirmesi için uygun görürse Sayın Bakanımıza sözü vermek istiyorum. Bize güç verdiniz sonuna kadar kalarak. Sayın Bakanım, buyurunuz. Ben de Sayın Bakanımıza son sözü vermeden evvel hakikaten tüm toplantımıza katılmış olması, bizimle paylaşmış olduğu mesajları, kıymetli panelistlerimizin ayrı ayrı yapmış olduğu değerli değerlendirmeler, her biri çok değerliydi. TÜSİAD adına, yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum. Tüm çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Sağ olun, var olun. Buyurun Sayın Bakanım. Sayın Bakanım, sanırım sessizde henüz mikrofonunuz. Henüz Sayın Bakanım sessizdesiniz. Evet, şimdi tamam. Bu toplantıdan son derece istifade ettiğimi ve
birçok yeni arkadaşı da tanımak fırsatını bulduğumu söylemem lazım. Bakanlığımızda yapılan çalışmaları Berna Hanım ilettiler. Ama esas şunu da ben söylemem lazım. Türkiye'deki sanayinin dağılımına baktığımız zaman aşağı yukarı 300 bin hektar alanda sanayimiz var. Bu alanlardaki sanayimizi yeni endüstri bölgeleri ve yeni sanayi alanlarıyla büyütmeye çalışıyoruz. Ve şu anda bunların toplamı içerisinde organize sanayi bölgelerimizin payı sadece 1/3 kadar. Yani Türkiye'deki sanayinin 100 bin hektarı aşağı yukarı o sebelerin içerisinde nispeten daha organize olmuş ve kontrol edebildiğimiz alanlar içerisinde olduğu halde 200 bin hektar kadar alanda şu anda diğer dağılmış vaziyette sanayilerimiz var. Bu genellikle belediye mücavir alanları içerisinde bulunan sanayiler ve bizim Çevre Bakanlığımızda şu anda yapmaya gayret ettiğimiz şey Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi bu alanın Türkiye genel yüz ölçümüne göre baktığınızda aşağı yukarı mevcut sanayi bölgesi kadar, sanayi alanlarımız kadar bir alana ihtiyacımız var ve bu kadar genişlemeyi planlamamız gerekiyor. Türkiye'nin genel yüz ölçümünün içerisinde sanayi alanlarının payı 34%. Bu oran Almanya'da %4,5. İtalya'da %2,5'lar civarında. Dolayısıyla bizim kat etmemiz gereken, planlamamız gereken çok önemli bir Türkiye coğrafyası içerisinde makro plan var. Ve bu yeni makro planı uygularken bizim tutup dar bir alanda düşünmemiz mümkün değil. Yeni coğrafi planı Çevre Bakanlığımızla çalışıyoruz. Muhtemelen Türkiye yüz ölçümünün %1 kadar alanın sanayi olmasını talep ediyoruz. Bu da aşağı yukarı nereden baksanız yani 800 bin hektar kadar bir alan demektir. Hala biz 300 binleri konuşuyoruz. Dolayısıyla Türkiye kendisini yeniden planlarken bu makro planı göz önünde tutmak zorunda. Ve bakanlık olarak biz konunun gerek endüstri bölgeleri olarak, gerek organize sanayi bölgeleri olarak, gerekse organize sanayi ve diğer sanayi bölgelerinin dışında kalan sanayi tesislerimiz olarak bu makro planı yeniden planlarken arkadaşlarımızın burada bahsetmiş olduğu çevreyle ilgili uyum ve geri dönüşüm ve döngüsel dönüşüm ekonomisini organize edebilecek bir altyapıyı da beraberinde kurmamız gerekiyor. Daha hakikaten sanayi olarak çok ham bir noktadayız. Ve kat edeceğimiz çok önemli bir yol var. Yani bu makro planı, ben de bir İstanbul Sanayi Odası meclis üyesi olarak da söyleyeyim. Aynı zamanda halen devam ediyor. Bir sanayici olarak bunu sanayici arkadaşlarımız ve kamu ortaklaşa, belediyelerimiz ortaklaşa çözmemiz gereken önümüzde çok ciddi bir yol haritası kurmamız gerekiyor. Kendimizi sadece mevcut elimizdeki atıkları yönetmeye göre değil, ileriye matuf projeler hazırlamaya göre düzenlememiz gerekiyor. Ve orada da Çevre Bakanlığımızda şu anda planladığımız şey, yapabilirsek belediye alanlarımız içerisinde belli alanları üretebilmek. O sebelerin içerisinde atık yönetmek meselesinden ziyade öyle bir yönetmeliğimiz var ama o toplam içindeki payı çok komik küçük. Yani bizim daha belediyelerimizin, belediye meclislerimizin, il özel idarelerimizin, hükümetlerimizin, hükümetimizin ve bakanlıklarımızın kendisini bu yeni dünyaya göre yeniden yapılanması konusunda ortak çalışmalarımız var. Bu Türkiye yüz ölçümünün %1'inde eğer biz endüstri yapacaksak bu endüstrinin yapısını bu geri dönüşüme göre yeniden planlamamız gerektiğini burada ifade etmek istiyorum. Belki bu konu
hem TÜSİAD'ın hem diğer sivil toplum kuruluşlarımızın, belediyelerimizin o gözle sanayiye bakmalarını sağlayacak bir yeni yapılanmayı, özellikle Türkiye Belediyeler Birliği'nden arkadaşımız da burada, bu makro planda gerçekten belediyelerimizin de burada yeni sanayi fikrine katkıda bulunmalarını bekliyoruz. Birçok yerde bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Sanayiyi ve sanayiyi de tarımı da ormancılığımızı da bir dengede tutabilecek mekanizmayı kurmamız, yeni yaptığımız sanayi tesislerini de bu maksimum yerli üretimle, maksimum katı atık yönetimiyle planlamamız gerektiğini belirtmek istiyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için gerçekten teşekkür ediyorum. Bu türlü toplantılara bakanlık olarak biz her zaman varız. Daha geniş katılımlı, yani birlikte yapabileceğimiz projelerde de biz hazırız. Bütün genel müdürlüklerimiz olarak da elimizdeki bilgi sistemleri olarak da çok iyi bir bilgi sistem altyapımız var. Çevre Bakanlığımızla beraber çalıştığımız çok iyi bir yapılanmamız var. Hatta Tarım Bakanlığı dahil 3 kurum birbirleriyle çok entegre olmuş vaziyette çalışıyoruz. Onun için de bu yeni Türkiye'yi eğer biz üreteceksek bunu üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz ve bakanlıklarımız olarak bir arada geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun Sayın Bakanım. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı günler diliyorum. Herkese iyi çalışmalar, iyi hafta sonları, güzel bir gün olsun. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun tekrar efendim. Değerli katkılarınıza katılmanız için. İyi günler, iyi hafta sonları. İyi hafta sonları. İyi çalışmalar. Sağ olun efendim. Kolaylıklar dileriz. Saygılar, selamlar. Tüm katılımcılarımıza da teşekkür ediyoruz. Umarım. Evet, 172 kişiyi gördüm ben bir noktada. Çok güzel bir katılım oldu hakikaten. Evet. Tebrik ederiz arkadaşlar. Evet, bir başka etkinlikte yine görüşmek üzere. İyi hafta sonları, sağlıkla kalın. Çok teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları, hoşçakalın. Hoşçakalın, çok teşekkürler.